Merhaba değerli arkadaşlar, Melisa Ofisini Alis. Oğul otu olarak da bilinen limon aromalı bir bitki. Bu bitki doğal alanlarda yetişen çok şifalı bir bitki. Gerçekten ülkemizin birçok yerinde, birçok bölgesinde ve o bölgenin de hemen her yerinde bulabileceğiniz bir bitki. Çoğu kişi bilmiyor. Bugün limon otunu sizlere doğada tanıtmak istedik. İşte gördüğünüz bu alanda bir arılık arkadaşlar ve bunun bir köşesinde yetişmiş durumda. Bu şekilde bunu toplayıp kurutup şifalı olarak kullanabileceğiz. İşte arkadaşlar gölgede 2 gün içerisinde kuruttuğumuz Melisa otu, oğul otu. Bu bitkiyi şifalı özellikleri, etkileri, faydaları, kullanım şekliyle ilgili bütün bilgileri içeren videomuzu yakında kanalımızda yayınlayacağız. Bugün doğada nasıl tanıyabiliriz? Çünkü çok benzeyen bitkiler var. Birçok bitkiyi andırıyor. Bunlardan ayırt etmenin belirgin yolları var, püf noktaları var. Sizlere ondan bahsedelim. Bu arada yaptığımız mis gibi limon aromalı Melisa çayı bu şekilde. Arkadaşlar hemen yakından gösterelim. Bitkiyi bu şekilde tanıyabiliriz. Bu ballı babagiller familyasına ait nanenin de içerisinde bulunduğu grup içerisinde ve doğada buna benzer birkaç tane bitki var. Karıştırmamak gerekiyor. Bunlardan birincisi ballı baba bitkisi arkadaşlar. Ölü ısırgan otu da deniyor. Hemen gördüğünüz gibi pembe renkli çiçekleri ve yaprakları. Yine aynı zamanda ballota denen ballota nigra köpek otu. O da yaprakları çok benziyor. Bir bakışta ayırt etmek biraz zor. Yine nane mevcut arkadaşlar. Kara kafes otu gibi bitkilere benziyor. Bunu ayırt etmek için en belirgin özelliği kokusunu hissetmek. Alıp bir yaprağını arkadaşlar hemen şuradan taze bir yaprağını aldığımızda hafifçe elimizle ovalayıp kokladığımızda mis gibi limon kokusu alacağınızı göreceksiniz. İşte en belirgin özelliği bu. Yani doğada bu özellikte yaprakları bu şekilde olan birbirine benzeyen birkaç bitkiden biri olan oğul otunu kokusundan ayırt edebiliyoruz. Yine diğer bir özelliği de beyaz renkli minik çiçekleri mevcut. Yaprak koltuklarından çıkan işte gördüğünüz gibi hemen ekranın yan tarafında bu şekilde bu bitkiyi ayırt edebiliriz. Kokusundan ve minik çiçekleri varsa eğer buralardan bu bitkinin Melisa olduğunu fark edebiliriz. Biz bir demet topladık. Şu anda hafif salladığımızda bile o limoni kokuyu alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu kuruttuktan sonra çayını yapıp tüketiyoruz. Bu çay genel olarak insanlara dinginlik, ferahlık ve yine rahatlatıcı bir özellik katıyor. Oldukça içimi hoş, güzel bir çay yapabilirsiniz. Doğada her yerde, her alanda bulabilirsiniz bu bitkiyi. Değerli dostlar, işte Melisa otunu doğada nasıl tanıyacağınızı, diğer benzer bitkilerden nasıl ayırt etmeniz gerektiğini kısaca sizlere anlatmaya çalıştık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.